Kardeşim bizim kendi yerli bilgisayarlarımız yok mu? Bu yerli bilgisayarlarla Bitcoin mining yapsak, Türkiye'de kaç tane yerli bilgisayar var? Bunlarla yerli ve milli Bitcoin miningimizi yapacağız. Buradan topladığımız paralarla da dış borçları ödeyeceğiz arkadaşım. Ha, bazı arkadaşlar yazmış, diyorlar ki harcadığımız elektriğin parasına değmez. Ya arkadaşım, Doğu bizim değil mi? Gidersin Doğu'ya, orada kaçak elektrikle yaparsın Bitcoin miningini. Ya arkadaşım 80 milyon adamız. Hepimiz bir Twitch kanalı açsak, Twitch'ten meme göstermeli oyun yayını yapsak, bir gün içinde dış borçları bitiririz. Kimse elini taşın altına koymuyor ki. Bakın bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir, değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şak satacaksın 10 milyon. Şak ondan sonra satacaksın bir 10 daha. Etti mi sana? Neyse işte hem dolar düşer hem de aradaki farkla dış borçlarımızı kapatırız kardeşim. Bunu her şeyi de biz mi söyleyelim artık ya? Arkadaşım bu telefon operatörleri bizim değil mi? Bu telefon operatörleriyle Amerika'da kaç kişi var? 300 milyon kişi var. Hepsini teker teker arayıp adınız FETÖ PYD'ye karıştı desek, bize 1 milyon dolar vermezseniz sizi hapse atacağız desek, 300 milyon kişi 1 milyondan iyi para, iyi para Allah bereket versin. O parayla dış borçlarımızı kapatırız. Üstüne para bile artar. Ya arkadaşım 80 milyon insan değil miyiz? Her birimiz bir tane böbreğini satsa, ondan sonra oradan gelen parayla da bir tane daha saray yaptırsak, dış güçler ne der? Bak der, bu adamların iki tane sarayı var. Demek ki bunlara bulaşmaya değmez der ve borçlarımızı siler. Arkadaşım bizim yerli bankamız yok mu? Söyleriz yerli bankalarımıza, kendi kendilerine hackleyip o vadesiz hesabı ona katlarlar. Sonuçta sayı değil mi bu arkadaşım? O rakamın sonuna bir sıfır koyacaksın. Arkadaşım bizim 30-35 milyon tane Yağız delikanlımız yok mu? Bunların her biri Avrupa'dan bir tane zengin dul bulsa, iyi para, iyi. İyi para. Allah bereket versin. Arkadaşım bu Süper Lig bizim değil mi? Gideceksin yabancı sitelerden oynayacaksın bahis. Galatasaray'la mesela en alt sıradaki bir takımın üstüne bahis oynayacaksın handikaplı. 5 handikaplı bahis oynayacaksın. Sonra o en alttaki takımı kazandıracaksın. Şak! Paran 30'a 40'a katlanacak. Merkez Bankası'ndaki bütün parayı bastın mı, yemin ederim dünya diz çöker. Boru falan beklememize gerek kalmaz. Arkadaşım bu kitapçılar bizim değil mi? Orada bir sürü borçtan kurtulma duası satmıyorlar mı? Onları alacağız. 80 milyon aynı anda borçtan kurtulma duası okuyacağız. Arkadaşım bu dilenciler bizim değil mi? Ne kadar dilenci varsa toplayacağız. Böyle sıraya dizeceğiz, tamam mı? Ondan sonra ne kadar çer çöp, hurda varsa onu da arkaya dizeceğiz. Sonra bunlara, dilencilere para vereceğiz. Biz para verince Allah ne muradınız varsa versin, Allah tuttuğunuzu altın etsin deyince hemen o hurdaları tutacağız. Hepsini altına çevirecek. Ondan sonra altınla da şak. Ne yapacaktık ya? Ha, üçüncü sarayı yapacağız. Hala daha yönetime suç buluyorsunuz ya. Kardeşim insanlar dolarını satmıyorlar. Ne yapalım? Dolarını satmıyorlar. Bak, yemin billah olsun bende 1 dolar yoktur. Ben öyle FETÖ'cü hain değilim. 1 dolarım yoktur benim. Yemin billah olsun, isteyen araştırsın. 1 tane dolarım. Televizyonu kapat, televizyonu. Televizyonu kapat. Kürtaj yapıyoruz burada. Hans Bilal! İşaretlerine